Gündüz'den iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat gündeminden gelişmelerle karşınızdayız. Bu kez kitaba dair konuşacağız. Edebiyat profesörü, divan edebiyatı uzmanı sevgili İskender Pala bugün konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İskender Pala'nın son kitabı İtiraf kısa süre önce okurla buluştu. Biz de hemen akabinde kitaba dair sohbet edeceğiz. Hocam gerçekten yine okuyucunun ilk anda dikkatini çeken ve bu kez çok da hızlı, akıcı bir şekilde okuduğu bir roman diyeceğim. Daha fazlasını sizden dinlemek isteyeceğim ama izninizle az önce Oscar adayları açıklandı. Doğru. Biz de canlı yayında Doğru. O anları ekrana getirdik. Şöyle bir toparlayalım adaylıkları. Evet, Oscar adayları belli oldu. Alfonso Cuarón'un yönetmenliğini üstlendiği Roma ve Yorgos Lanthimos'un yönettiği The Favourite, Sarayın Gözdesi filmleri onar adaylıkla öne çıkan yapımlar oldu. Roma en iyi film, en iyi yönetmen dahil 10 dalda adaylık kazandı. Aynı şekilde The Favourite, Sarayın Gözdesi de 10 dalda adaylık aldı. Roma filminin yabancı dilde Meksika'nın adayı olması, yabancı dilde film kategorisinde de adaylığının olması, aynı şekilde en iyi film dahil 10 dalda birden adaylık alması gerçekten istisnai bir durum oldu. Bu arada Roma ve The Favourite'la birlikte Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, Green Book, A Star Is Born ve Vice filmleri de diğer adaylar. En iyi erkek oyuncu kategorisinde Christian Bale, Bradley Cooper ve Rami Malek öne çıktı. En iyi kadın oyuncu kategorisinde Glenn Close ve Lady Gaga dikkat çeken isimler oldu. Aynı şekilde Melissa McCarthy de yine en iyi kadın oyuncu adaylarından biriydi. Evet, bir kez daha hatırlatalım. 91. Oscar ödül töreni 24 Şubat'ta gerçekleşecek. Biz de sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Oscar'a doğru artan heyecanı. Ve şimdi dönüyoruz İskender Pala'nın son kitabı İtiraf'a. Aslında hocam kitaba gelmeden önce şöyle bir vurgulama da yapmak istiyorum ki size çokça soruldu. Son derece planlı, disiplinli bir çalışma süreci içindesiniz hep. Bunu az çok daha önceki sohbetlerimden hatırlıyorum. Yeni kitabınızda yine aynı planlı çalışma sonucunda tahmin ediyorum okurla buluşturdunuz. Ve her yıl bir kitap, üstelik yılın başında yayınlanmak evet. suretiyle. Evet. Nasıl mümkün olabiliyor bu kadar disiplinli bir çalışma? Ben hayatı kaç kitaplık ömrüm kaldı diye yaşıyorum. Bunun için her yıl hiç başka işlerin önüne geçmesine fırsat vermeden benden beklenen bu yıl bir kitap yazmak. Evet. Ve bir kitabı 2500 saatte yazabiliyorum. Ve ben bir yılda bir kitabı 2500 saat harcıyorum. Günde 10 saat oturup sadece okuyorum, okuyorum, yazıyorum, yazıyorum. Fakat bütün bunları bana kazandıran bir asker disiplini var. Ben daha önceden askeri bir yaşamım vardı ve orada hakikaten disiplinin ne demek olduğunu, insanın planlı programları yaşamasının ne demek olduğunu çok iyi öğrendim. O disiplini şimdi edebiyatla, gülle, bülbülle, romanla, hikayeyle, şiirle, aşkla birleştirdiğinizde ortaya bu kitaplar çıkıyor. Ve inşallah okuyucumu yanıltmam. Her sene Ocak ayında böyle devam ilk hafta edecek. Bir kitap inşallah. Peki itiraf için yaşadığınız hazırlık sürecini de soracağım. Özellikle burada izlediğimiz, peşine düştüğümüz isimler Molla Lütfi ve Akbaba, namı Akbaba olan Ornio. Bu karakterlerle buluşmanız nasıl oldu? Şimdi öncelikle ben yazacak olduğum kitabın topluma ne kazandırabileceğini düşünüyorum. Sancım ne bu kitapta? Anlatmak istediğim ne? Toplum bu kitabı okuyup son sayfayı çevirdiğinde, kapağı kapattığında aklında ne kalacak? Yani sadece bir edebi eser mi olsun, ayrıca bir yarar da olsun mu? Onun için ben sanat sanat içindir değil, sanat toplum içindir diyenlerdenim. Topluma ne kazandıracağımı bu kitap için düşündüğümde bir defa bilimsel hayatın çok güzel yönleri olduğunu toplumun bilmesi lazım. Bilgi toplumuna doğru yürüyen Türkiye'nin bilimsel hayatta
zorlukların neler olduğunu, başarıların nasıl elde edildiğini ama bütün bu zorlukların sonunda bilimsel hayata erenlerin ne kadar değerli insanlar haline dönüştüklerini bilmesi gerekiyor. İkincisi de bu toplum fazla her bakımdan aykırılıkları ve sapmaları fazla olan bir toplum haline geldi. Onun için ifratla tefrit arasında biz şeytanın veyahut da şeytanca işlerin, şeytan gibi davrananların tuzaklarına düşebiliyoruz, oyunlarına gelebiliyoruz. Dolayısıyla bir karakterimi şeytanca düşünen birisi. Benim de ilk anda sorduğum bu oldu biraz önce hocama, doğrudur. Bir diğer karakterimi de onun bütün oyunlarına, onun bütün saptırmalarına kapı aralayan, fırsat veren, bilerek yahut bilmeyerek ona alet olan birisi. Ve onların karşısında da bizim eski toplumumuzun Fatih döneminde İstanbul'da medreselerin nasıl kurulduğu, bu medreselerde nasıl bilimsel hayatın yaşandığı, o dönemde dünya coğrafyasında nerelerde nelerin olduğu, Rönesans'ın başladığı Batı dünyasıyla sanat ve estetikte zirveye yürümekte olan Doğu dünyasının buluşma noktaları olarak ülkeler arasındaki rekabetlerin neler olduğunu vesaireyi anlatmaya çalıştım. Burada sadece bir şey anlatmak isteyerek belki izleyicilerimize verebiliriz hedefimi. Fatih'in bir Sinan Paşa isminde veziri var. Romanda da geçiyor. Ali Kuşçu İstanbul'a geldiği zaman Sinan Paşa'nın asistanı olan Molla Lütfi Ali Kuşçu'ya asistanlık yapıyor. Ali Kuşçu'dan öğrendiklerini hocası Sinan Paşa'ya öğretiyor. Yani talebe rolünü değiştiriyor, hoca rolüne bürünüyor adeta. İşte o Sinan Paşa bir suç işliyor. Tarihler suçun ne olduğunu kaydetmiyorlar. Diyorlar ki lüzumsuz bir hikayeydi. Bu kadar geçiyorlar. Suçun ne olduğu belli değil ama Fatih onu cezalandırmak istiyor ve idamına hükmediliyor. Bunun üzerine devrin alimleri, itiraf kitabında sözünü ettiğimiz alimler toplanıyorlar hep beraber. Bir ayak divanı istiyorlar Fatih'ten. Ayak divanı acil zamanlarda vakit beklemeden... Kriz masası. Tam öyle diyelim. Ayak divanına çağırıyorlar Fatih. Fatih de akşam üzeri hatta resmi kıyafeti olan kaftanını bile giymeden divana çıkıyor. Ayakta bekliyorlar. Onun için ayak divanı deniyor. Orada ulemanın sözcüsü Fatih'e şunu söylüyor. Diyor ki, ey hünkâr, veziriniz olan Sinan Paşa'yı idam ettirebilirsiniz. Devlet işidir, karışmayız. Ama medresemizde, bizim medreselerimizde ders veren alim olan Sinan Paşa'yı idam ettirirseniz, ülkenizi terk eder gideriz. Bu kadar. Tehdit bu kadar. Yani şimdi işte talebeleri ayaklandırırız, sarayınıza yürürüz, sokaklara karga... Bunları söylemiyorlar. Sadece şunu söylüyorlar. Ülkenizi terk eder biz gideriz. Biz ulemalar olarak gideriz diyorlar. Evet. Şimdi Fatih gibi bir adam, medreseler kurmuş bir adam, dünyaya yeni bir ruh katmak isteyen bir cihangir. Bu arada dünyanın her yerinden... Değil mi? Alimleri, ulemaları İstanbul'a toplamak gibi de bir aslında özelliği var. Hiç ferman haline getirmediği bir sözlü fermanı var. Diyor ki, ey dünyanın alimleri, nerede olursanız olun, benim şehrime gelin, atölyeleriniz hazır olacak. Ey sanatçılar, nerede olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, benim sarayıma gelin, burada atölyeleriniz, laboratuvarlarınız, her şeyiniz hazır olacak. Bakın sanatçıları ve alimleri çağırıyor ülkesine. Böyle bir adam ister istemez alimler biz senin şehrini terk eder gideriz dediği zaman geri adım atıyor. Şimdi Fatih gibi bir adamı düşünün. Celalli, heybetli, ihtişamlı, otoriter. Çok özür dileyerek tükürdüğünü yalamaktır bu. Verdiği idam fermanını geri alıyor.
Fakat o kadar iç dünyasında buna içerliyor ki, yani ben bunu nasıl geri alırım, nasıl yaparım şimdi, otoritem ne olacak falan gibi. Sinan Paşa'yı gene de sürgüne gönderiyor, bari bu kadar. Hatta sürgüne gönderince arkasından adam gönderip bir de dövdürüyor. Ama bütün buna rağmen idam emrini geri alıyor. Çünkü bilimsel hayatı kurmak istiyor. Evet, bu verdiğiniz örnek dahil aslında önceki kitaplarınıza da şöyle bir dönüp bakarsak, sizin bu topraklardaki kültür mirasına sahip çıkmak ve Batı'ya atfedilen değerlerin kökeninin aslında bu topraklarda olduğuna dair bir aslında her zaman duruşunuz var ya da söylemeye çalıştığınız asıl mesele bu galiba, doğru mu? Belki izleyicilerimiz için şöyle bir benzetme yapabiliriz Gülay Hanım. Anadolu coğrafyası, İstanbul dahil bunun üzerine, alt alta 23 sandık hazinenin olduğu bir coğrafya gibidir. Yani siz bir evde oturuyorsanız, bu evinizin altında eğer kazmak isterseniz 23 farklı sandıkta sizin için hazineler gizli. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma, Lidya, Frigya, böyle böyle 23 medeniyet bu topraklarda kurulmuş. Hatta şimdi, tarihin sıfır noktasına kadar gidiyoruz. Evet, Orta Doğu da buna gidiyor tam manasıyla. Şimdi böyle bir coğrafyada altınızda hazineler gömülü olduğunu biliyorsunuz, fakat bir gece konuda yaşamaya razı oluyorsunuz. Bizim halimiz bu. Yani halbuki onu üretmeye başlasak, ses olarak, renk olarak, desen olarak, yani müziğini yapsak, filmini yapsak, tiyatrosunu çıkarsak, resmini yapsak, dünyanın kültürüne pek çok şeyi katabiliriz. Çünkü bu kadar zenginlik başka bir coğrafyada yok. Fakat biz o zenginlikleri nasıl ileteceğimizi, dünya kültür sanat dünyasına ya da hadi kaba ifadesi dünyanın kültür sanat piyasasına nasıl yansıtıp bundan menfaat elde edebileceğimizi, kendi statümüzü arttırıp çıtamızı daha yükseğe. Çünkü artık dünya öyle bir dünya ki, kültür ve sanat alanında ağırlığınız ne kadarsa sizin devlet gücünüz de o kadar. Evet, bu hep de böyleydi belki ama dediğiniz gibi bunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi özellikle bu son kitaba geldiğimde biraz önce de söylemeye çalıştım. Daha akıcı, daha belki okuyucuyu çabuk kavrayan, kullandığınız dil itibariyle de söylüyorum, bir kitap olmuş. Yanı sıra Binbir Gece Masalları gibi de böyle bir kurgusu var desem, 15 günde anlatıyor itirafçı anlattıklarını. Dolayısıyla bu da özelde tercih ettiğiniz bir yöntem mi oldu? Az evvel bir okuyucuyla karşılaştım. Hocam 12. gündeyim dedi. Anladım kitaptan bahsettiğini. Şimdi şöyle, bu kitabın acaba çok hızlı okunması ve bir günde, 1,5 günde tüketilmesi beni üzmeli mi, sevindirmeli mi? Ben kendime çok sordum bugünlerde. Yani son bir hafta bu düşünceyle geçti. Peki ben ne yapıyorum? Yani acaba ben yazdıklarımla sığlaştım da mı böyle algılanıyor? Yoksa bu yazdığım konu itibariyle mi böyle bu? Yoksa hakikaten ben okuyucuyla artık buluştum da onun için mi? Yani gerçek buluşmamızı yaptık da onun için mi böyle anlaşılıyor diye. Daha önce başka kitaplarımı okuyanlar, hocam diliniz çok ağır. İşte mesela ben işte, Osmanlıca bir takım kelimeler karşıma çıkıyor, onun için aşamıyorum divan edebiyatı diyenler oluyordu. Bu kitapta hiç öyle söyleyen olmadı hocam. Çok güzel bir kitap olmuş deyip kapattılar. Birçok açıdan okuyucuya daha yakın gelen bir kitap. Bunu belki İnşallah ben öyle ben kendi adıma söyleyebilirim. Bu arada şunu da merak ediyorum. Abum Rabum'un devamı olacak mıydı? Öyle mi konuşmuştuk? Şimdi Abum Rabum'un devamı şöyleydi. Abum Rabum için Netflix bir dizi yapacaktı. Fakat Türkiye'de bir dolar krizi oldu. Tam o sıraya, o zamana denk geldi. Onlar da askıya aldılar.
Eğer askıya alınmasaydı hala şeyleri var ama askıya alındığı için devamının yazılıp yazılmayacağı konusunda da ben şimdilik kendi işime bakıyorum. Onun için o öyle bir duraklama oldu ama Netflix'te orijinal Türk içerikler başladı. Muhafız 3. ve 4. sezonu içinde anlaşılan iyi bir yapım oldu ben Netflix beğendim. Açısından. Beğendim. Bu eleştiren de oldu ama Netflix memnun gözüküyor. İstanbul'un görselliğini, Türkiye'ye ait değerlerin. Fantastik olabilir. Yani burada önemli olan sizin dışarıdaki izleyiciye vermek istediğiniz mesajlar. Yani bu mesajları pat diye verirseniz zaten hiç kimse kabul etmiyor. Ama o filmde güzel, o dizide gayet ayrıca güzel verilmiş. Dünyaya çok ülkeye aynı anda erişim ve dijital platform bu konuda. Sonradan Netflix dünya için iyi mi değil mi daha sonra tartışacağız. Yani onlar da gelecek ama şu anda Türk dizilerinin Netflix veyahut da bu tür kanallarla, Blue TV gibi kanallarla dünyaya açılması önemlidir. Evet, biz de abum rabum içinde böyle bir haber İnşallah. Bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Kolaylıklar ederim. Diliyoruz. Yeni kitabınızda buluşmak İnşallah. Üzere diyelim. Böylece tamamlıyoruz gece gündüzü. Görüşmek üzere, hoşça kalın.